hisseli tarla arsa alınır mı? Alınmaz. Sebebi de şudur ki, oldu ki satın aldığınız tarla veya arsa satın aldıktan 2 sene içerisinde diğer hisse sahipleri tarafından sizi mahkemeye verirlerse sattığınız fiyattan yahut burası daha tehlikeli, raiç bedel üzerinden, raiç bedel üzerinden örneğin 300 bin liraya sattığınız tarlayı raiç bedel 100 bin lira dedi. Siz de 100 bin lira olarak satış bedeli gösterdiniz. Satış bedeli 100 bin lira gösterdi ya, burası çok önemli, dikkatle dinleyin. Mahkemede sonuçlanınca, yani mahkeme sonuçlanınca 100 bin TL'ye mahkeme, o mahkeme veren diğer hisse sahibine verme ihtimali var. Yani hem mağdursunuz hem mağdursunuz. Burada siz de ne yapacaksınız? Satın aldığınız kişiyi mahkemeye vereceksiniz. Başka bir alternatifi yok bu işin. O yüzden hisseli tarla arsa almayı tavsiye etmiyoruz. Sıkıntılı bir durum. Hatta geçenlerde bir abimiz, bir amcamız hisseli bir arsa almış. Tarlayı 300 bin liraya almış. Hatta içinde de ev de varmış. Başka biri, yani başka bir hisse sahibi o abimizi mahkemeye vermiş. Ben abime de gerekli açıklamayı yaptım. Aslıya, yani Aslıya Mahkemesi, yani Aslıya Mahkemesi tarafından mahkemeye verilmiş. Sonuç ne zaman belli olur orasında belli değil ama %100 sonuç o abimizin aleyhine olacak. Çünkü devlet diyor ki daha önce diğer hisse sahiplerini bilgilendireceksin. Ne yapacaksın? Onlara noter aracılığıyla bildiride bulunacaksın. Ben bu tarlayı falanca fiyatta satıyorum, haberiniz olsun diye. Bunu yapmazsanız dahi, mesela ne oldu? 2 sene geçti. 2 sene sonra bunu yaparlarsa bir anlam ifade etmiyor. Ama 2 sene zarfı içerisinde bu işi yaparlarsa siz zararlı çıkarsınız. O sebepten ya hisseli tarla alacaksanız bu insanlara bilgi vereceksiniz. Ben bu falanca tarlayı satıyorum, bilginiz olsun diye noterden o da yapacaksınız. Ya da bunlardan imza toplayacaksınız bu tarlayı almayacaklarına dair. Daha detaylı bilgi istiyorsanız arkadaşlar, telefon numaranızdan bize ulaşabilir. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Abone olun, bizleri takipte kalın.